Gam süper Zeki abiye daha da güzel Konya'ya ne zaman gelecek acaba? Konya Monya şimdi senin şey de başladı değil mi? Stand up başladı. Ne yapacaksın bu sene? Anlatıyoruz işte. Önümüzdeki hafta Samsun'dayız. Sonra tamam. Trabzon. Öyle. İsmine oyunun? Kafanız hayır olsun. Trabzon'a gidiyor musun? Gidiyorum. Otel ayarlayamadık ya orada şey yapıyoruz. Kafanız hayır olsun. Şu otel masrafını aradan çıkarıyorum. Sen sponsor bağlantısında geçtin orada o taraflarda. Erçan abin sana yapar bir şeyler. Kafanız hayır olsun. Kafanız hayır olsun. Güzel. Bu senin ikinci oyunun galiba anladığım kadarıyla. İkinci oyunum evet. İlk oyunun neydi? Matrax'tı. Şimdi şeye gelelim. İlk kitabın Türkleri Anlama Kılavuzu muydu? Değildi. İkinci kitabımdı o. Çok güzel. Türkleri anlayabildin mi abi? Bizi anlayabildin mi ya? Ya bu çok enteresan bir hale geldi ki o kitabı yazdığım için de biraz pişmanım. Beni Habertürk'ten aramışlardı bundan 4 yıl önce. Gitmedin değil mi artistik yaptın? Telefonla yayına bağlayacaklar. Ne olarak katılacağım dedim. Türk uzmanı olarak dediler. Ya ben böyle böyle bir şeyin altında imzamı atar mıyım? Türk uzmanı. Türk uzmanı. O kitap... Peki nedir hani bizi Türkleri hakikaten anlama şey yapan yani bir ya kılavuz aslında gereken aslında ben şunu için gördüm. Dejenerasyondan bahsediyoruz ya sürekli değişen bir toplum var. 5 yıl önceki davranışlar şimdi yok. 15 yıl öncekiler yok. Belki 3 yıl sonra, 50 yıl sonra sokağın ortasına üzerinden araçlar geçsin de paspas temizlensin düşüncesiyle paspas atılmayacak. Belki masadakine ayıp olur diye masanın altında hesap ödenmeyecek. Bu ve benzeri durumları tespit ettim. Ya da düğün salonlarında önce bir halay çekiliyor. Sonra düğün salonunun duvarları boyunca halay çekilmeye başlanıyor. Sonra dağılma ve en son kafada rakı bardağıyla tek başına oynama durumu. Onlar zarafet bağlamayı unutmayalım. Tabii. Yani dağılma durumu var ya herkes böyle çok asil başlıyor. 50 yıl sonra bunlar kalacak mı kalmayacak mı diye bir durum tespitiydi aslında. Ama galiba bu bir seriye dönüştü ve devamı da geliyor. Türkleri Anlama Kılavuzu 1 ve 2 oldu orada bıraktım. 3 geliyor mu? 3 gelmiyor. Yani biraz daha gözlemlemem lazım. Çok fazla değişmedi ama yeni hareketler de var. Özellikle de sosyal medyanın etkisiyle beraber Facebook'ta gözlemlediğim bazı şeyler var. Belki onları ekleyebilirim. Malzeme topluyorsun şu anda. Tabii. Mesela Facebook'ta şöyle bir şey var. İlişki durumu güncellemesi var. Facebook kullanıyor musunuz? Evet. Sen? Mesela orada şöyle bir şey var. 3 haftada bir ilişki durumu değişiyor. Bilmiyorum yapıyor musun? Yapıyor musun? Diyor yok, ki ben o kadar değiştirmiyorum. Boşandım ve öyle kaldım abi. Eyvallah. O belki izah edilebilir senin için. Şöyle başlıyor. Faruk'un Bukreniye ile artık bir ilişkisi var. 3 hafta geçiyor. Faruk'un Bukreniye ile karmaşık bir ilişkisi var. 4 hafta sonra Faruk'un artık bir ilişkisi yok. 5 hafta sonra Faruk'un Elizabeth'le serbest bir ilişkisi var abi. Nedir o abi şey? Vites yani hakikaten böyle abi. Ya bunlar mesela sosyal medyanın bizde kullanılmasını gözlemliyorum. O belki biraz güncelleme sağlayacak. Baba, ya da bir kadın hamile kalıyor. Dürtmelesi ama. Fena. Of be abi ya. Abi. Sürekli dürtülü öyle bir şey olabilir mi? Dürtü, evet ya seni dürttü. Ne biçim laf abi? Şu var abi. Kadın hamile kalıyor. Hamileyim diye kocasına söylemeden, etrafa söylemeden Facebook'a yazıyor. Tabii. Harikaymış ya. Abi, Allah bir ağzını kurtarsın. Bir de şey var. Sen nasıl kullanıyorsun? Mesela şey var. Allah kimsenin başına vermesin. Yakınını kaybediyor. Abi, bir yakınımı kaybettiğini yazıyor. 150 kişi bunu beğendi diye beğeniyorlar. Abi adam bir şeyini kaybetmiş. Niye beğeniyorsun yani? İnternetlerde de ya, oraya koyuyorlar. Efendim? Hakikaten öyle yani. Gerçekten yani. Beğen yapıyor baba. Yani sosyal çünkü beğenmenin dışında bir seçeneğin yok. Her şey çok olumluymuş. Ya yorum Allah rahmet eylesin. Şey Facebook konumlu. Olumluluk üzerine kurulmuş bir mecra. Hani beğenmiyorum yok. Beğen. Beğenmek zorundasın. İlginç. Bence. Profesör Doktor Zeki Kayahan Coşkun çok cool. Saçlar süper olmuş diyor. Bu saçlar... Yani tuttu Justin'ciler abi ve Zeki'ciler olan ikiye ayrılmış köy insanlar. Köy sabunuyla yıkıyorum ve bırakıyorum. Hepsi bu. Yıkıyorum çıkıyorum. Hikayem aynen bu yani. Peki. Yaşar, Cemal Süreyya, Atilla İlhan ve diğerleri. Aslında kimler besliyor şarkılarını ve kimlerden asla vazgeçemezsin şair olarak? İkinci yenicilerden tabii ki ama modern Türk şiirinin de tamamını iyi bilir ve devamlı okurum. Ama daha çok ikinci yeniler beni çok etkiler ve besler. Yani Turgut Uyar, Cemal Süreyya ve Ece Ayhan'ı da sayacağız o zaman. 4 olur. Ve Edip Cansever. Yani üçlüye bir de Ceyhan ekleyeceğiz. Dörtlü. Yani Mahşer'in dört atlısı ya da Karayaz gibi. Düşündüğüm bunlar. Ama onların öncesi var tabii. Atilla İlhan. Onun öncesi Nazım Hikmet'e gider. Arada Orhan Veli bambaşka bir şey açmıştır filan. Onun için ben modern Türk şiirini ve modern Türk şiirini besleyen yaklaşık bir 70-80 yani bir 100 yıl evvelki diyelim Fransız şiirini de çok ciddi incelerim ve önemli olduğunu düşünürüm. Ve Nazım Hikmet'i de etkilemiş olan bir de Rus şiiri var tabii. Bunları bir bütün halinde bilmek gerek diye düşünüyorum ama tabii yabancı şiiri yani Türkçe olmayan şiiri Türkçe'ye çevirirken de
şairlerin çevirdiklerinden okumaya çalışırım. Aynen. Yoksa büyük kayıplarla karşılaşıyoruz. Genellikle şiir çok beni besleyen bir şeydir. Yani en fazla besleyen şey odur sinemayla beraber. Şeyde gelmek istiyorum. Yani zaten senin sinemalarını biliyoruz. Şeyde gelmek istiyorum. İlk albümün çıktıktan sonra, yani çıkarttıktan sonra ilk albümünü. Bu benim dünya üzerinde yapabileceğim en iyi albüm demişsin. Böyle bir demecim var. Çocukken öyle şeyler söylenebilir. Yani. Çocuktum herhalde. Öyle. Ondan sonrakiler kendine aşma girişimi oldu herhalde. Aşabildin mi? Yok öyle değil de yani ilk albümü mesela uzun yıllar şarkı biriktirip ilk albümü çıkaranların genelde ilk albümleri çok iyi olur. Ondan sonra bir sonraki onun kadar iyi olmayabilir. Bir sonraki ondan daha çünkü en iyilerini kullanmış olur filan. Böyle genel bir anlayış vardır. Peki sen yaşamışsın. Ama daha sonra kendini dönüştürünce bu sefer o ilk yaptığından da daha ileri, daha hoş şeyler yapma durumu da başlayabilir. Benim 2-3 albümüm öyle bir seyir çizmişti kendi içerisinde. Ben de o amaçla söylemişim de zannediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Yani sonuç itibariyle tüm bu albümlerde bir sürü şey var ama bir yolculuk da var. Müzikal yolculuğu var. Evet. Şimdi sizin döneminizde Ercan Bey bilirsiniz. Siz yapımcıydınız aynı zamanda ve yapımcısınız. O dönemden çok fazla insan kalmadı açıkçası. Hani klasikleşebilen insan sayısı çok azaldı. Pop müzikte tamam popüler müzik bilmem ne falan filan. Hani o yolculuğuna baktığında senin bu kadar kalıcı olma meselendeki ipucu ne abi? Bence yani 90'lardaki bütün müziğin güçlü çıkışı hepimizin çok iyi şeyler yapmasına sebep oldu o dönemde. Bugün baktığımızda da yani bundan birkaç sene sonra hani nasıl daha önceki şarkılar coverlanıyor ya bütün 90'lar coverlanmaya başlayacak. Öyle peki bir şey söyleyeceğim o zaman mevcuttaki müziğin muhteşem çöküşünü nasıl anlatmak lazım insana? Yani çok güzel bir şey söyledin işte. Sorunun içerisinde cevap var. Muhteşem bir çöküş var gerçekten. Hiç yeni bir eser çıkmıyor. Hiçbir eser bir sonraki yıla kalmıyor. İnsanları içten sarmıyor, etkilemiyor. Alıp götürmüyor bir yere. Ve herkes dönüp dönüp geçmişe bakıyor. Çok fazla değil, çok kısa zaman sonra. Yani bu dönem şarkıları bittiği anda ki yakın zamandır bitmeleri. Dediğim gibi 90'lar coverları başlayacak. Belki o zaman bizim kapımıza gelip Erkin Baba'ya gittikleri gibi filan. Ya Eşer bir şarkını ver de coverlayalım filan diyen rock grupları belki çıkacak. Ya da farklı bana bir türler yapanlar çıkacak. Yalnız o pantolonlarla gelmeleri lazım değil mi? O pantolonlarla gelmeleri lazım. Aynen. Hocam.